Sultanbeyli nasılsınız? Güzel. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne güzel sizlerle bir arada olmak, sizleri selamlamak. Bugün buraya çok güzel bir yerden geliyorum, onu bahsedeceğim birazdan. Sizlerle burada buluştuğum için mutluyum. Kurban olurum, sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Şurada bir ağabeyimizin notunu alır mısın bak? Şurada beyaz beyaz afişli ağabeyimizin notunu al. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne güzel, gene en ön safta hanımefendiler var. Sevgili gençler var, beyefendiler var. Çok mutluyum. Nereden geliyorum? Yapamıyorsunuz dedikleri ve kendileri durdurmalarına rağmen siz durdurdunuz dedikleri, asılsız iddialarla engellemeye çalıştıkları Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli metro hattının test sürüşünden geliyorum. Test sürüşünden. Yapamadılar, biz yaptık. 16 milyon İstanbulluya siz güzel Sultanbeyli halkına yakın bir zamanda hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz ve sizleri metroyla buluşturacağız. Bakın, biraz geçmişinden bahsedeyim. %4 ilerleme ile bu hattı devraldık. %4. Yani bu ne biliyor musunuz? Şantiyeyi kurmuşlar, bir iki yerde de kazı yapmışlar. Öyle kabul edin. Şu anda tam %80'e ulaştı. Bu inşaatımızın düzeyi %80'e. İhalesi 2017'de yapıldı. Yapıldığında finansmanı yok. Araçlarıyla ilgili hiçbir şey hazırlanmamış. Yani bir metro yaparsınız, bir de trenleri var. Trenleriyle ilgili hiçbir şey yapılmamış. Bu şekilde dururken biz göreve gelir gelmez bir baktık ki 2 yılda %4'e gelmiş bir metro hattı. Hemen araçların üretimine başladık. Finansmanını hiç düşünülmemişti. Hemen finansmanı ile ilgili hazırlıklarımıza başladık. Vatandaşın yararını düşünerek finansmanını hazırlayıp sürece başladık. Ve tam gaz devam ettik. Onların 2 yılda %4'e getirdikleri Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli hattını biz 3 yılda %76'yı üstüne koyup %80'e geldi. %80'e geldi. Fazla değil. 10 ay sonra Samandıra'ya kadar metromuz geliyor. 10 ay sonra. Hemen o yıl içerisinde, 2024'ün içerisinde de inşallah burayı hizmetinize açıyor olacağız. Bakın, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli. Siyaset var mı içinde? Yok. Her belediye bizim belediyemiz. Her seçilmiş belediye bizim belediye başkanımız. Bakın, bu kadar net. Ben Sultanbeyli'ye geldiğim açılış, temel atma, buluşma ne var ise belediye başkanını çağırırım. Kendisi orada. En az 10-15 kez burada buluşmuşuzdur. Sağ olsun, o da gelmiştir. Meseleye biz nasıl bakarız biliyor musunuz? Devletin bir kurumu, milletin belediyesi, bakın, şu partinin, bu partinin belediyesi değil. Onun için başarıyoruz, onun için başarıyoruz. Sevgili hemşehrilerim, hazine ve özellikle finansmanı ile ilgili bunu söylemem lazım. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na buranın finansmanı ile ilgili çalışırken Ekim 2021'de başvurumuzu yaptık. Ekim 2021. Bu ülkenin
Ekonomi Bakanı buna imza atınca ne oluyor biliyor musunuz? Bizim için bir şey yapmıyor. Sadece bu borçlanmayı devletin kütüğüne yazıyor. Başka bir şey yok yani. Bir imzayı bu devletin Ekonomi Bakanı Sultanbeyli için yapacağımız bu hizmeti tam 1 yıl 2 ay geciktirdi. 1 yıl 2 ay. Şimdi size hizmet etmek üzere yetkilendirmiş insanların bunu yapmadığını aklınız alıyor mu? Tek dertleri var ne biliyor musunuz? Aman bunu Ekrem İmamoğlu yapmasın. Yahu Ekrem İmamoğlu evine metro döşemiyor ki. Sultanbeyli insanına, Sultanbeyli halkına yapıyor. Sen zararı Sultanbeyli'ne veriyorsun. Bir de utanmadan çıkıp efendim hattı durdurdular diyorlar. Bakın şu dar zamanda, şu sıkıntılı zamanda seni çağırırsa oğlum burada bir sürü genç var. Alın şu delikanlıyı buraya getirin arkadan. Alın şu delikanlıyı arkadan buraya. Yahu bakın söyleyeyim. Plansız, projesiz, finansmansız başlattığın, iş bilmezliğini ortaya koyduğun, sırf israf düzenin yürüsün diye alelacele ihale yaptığın, yanlış başlattığın işi biz yapıyoruz, biz yerine getiriyoruz. Bari müsaade et, engelleme, Allah'tan kork. Yani yanlış işlerle meşgulken, siz yanlış işleri engelleyici tavırlarla meşgulken, biz bu hattın tam %80'ini tamamladık. Tamamladık. Bakın size bir şey söyleyeyim. Vatandaşa hizmet edilecekse hizmetin en iyisini biz yaparız. Biz, başkası değil. Buna inanın. Buna inanın. Onun için bitirmeyi bir kenara dursun. Planlayamadığınız projeleri dahi biz planlarız. Bizim için tek konu var. Benim Sultanbeyli hemşerilerim. Bizim için tek konu var. Vatandaşın huzuru, vatandaşın mutluluğu, vatandaşın memnuniyeti. Bunu bizden iyi bilen yok. Bunu bilin. Ve sonuna kadar bunun takipçisi olacağız. Şu metro ile ilgili filmimiz hazır mı? Ben şu delikanlıya sarılırken onu izlettirelim. Bakalım metro ile ilgili. Vallahi sen öldüm, yemin ederim acaba. Instagram'dan izledim de izledim. Tamam. Çalışıyorum, anneme babama bakıyorum. Kaç yaşındasın? 16 yaşındayım. Tamam. Şey, 2 dakika. Dur 2 dakika olmaz. Bir şey konuşalım. Ne olur 2 dakika. Abicim 1 dakika. 2 dakika ne olur. Kurbanın olayım. Bir şey söyleyeyim gideceğim. Tamam söyle tamam. Ama şimdi. Tehlikeli bir şey söyleme. Hayır. Hayır. Sana zarar vermez. Hayır. Ben tutarım. Sultanbeyli hemşerilerim. Her şey. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu için. Her şey. Ali'yle evinde buluşacağız. Son kere. Ekrem Başkan için. Bakın bu Sultanbeyli dolduğunuz için. Her şey. Recep Tayyip Erdoğan duysun. Her şey. Hadi evine geleceğiz. Tamam söz verdik sana. Kerata yakacak burayı şimdi. İş alacak başına. Evine gideceğim. Birine emanet et onu. Mustafa Bey ilgilensin birisi. Tamam başkanım sana emanet. Hadi. İlçe başkanımız ilgilensin. Şimdi. Çok teşekkür ederim. Çok güzelsiniz. Sağ olun. Güzel hanımefendiler. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Bakın. Güzel gözlü kızım hoş geldin. Hoş geldin. Sevgili Sultanbeyli halkı. Bakın.
ağır ekonomik koşullara rağmen bu işleri yapıyoruz. Hakkıyla hizmet edebilmek için sizlere canla başla çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Çünkü biz vatandaşa hizmet etmek üzere gelmiş hizmetkarlarız. Kendini vatandaşa hizmete değil, vatandaştan nemalanmaya gelmiş görenler başkaları. Onları ayırt edin. Hatırlar mısınız? Bizim için ne demişlerdi? Sosyal yardımları iyice azaltacaklar ya da bitirecekler demişlerdi. Biz bu kardeşiniz sosyal yardımları keşke ihtiyacı olmasaydı insanımızın. Keşke ekonomik zorlukları olmasaydı da sosyal yardım vermeseydik. Ama ekonomik zorluklar var. Daha da büyüdü ekonomik sıkıntılardan. Sosyal yardımları tam 5 katına çıkarttık. 5 katına çıkarttık. Göreve geldiğimizden bu yana parti ayrımı gözetmeksizin her ilçeye eşit ve adil hizmet götürmek için özenli çalıştık. Bu şehrin çocuklarının, gençlerinin eğitimine yardım ettik. Bakın, bakın gençlerimize çok özel fırsatlar hazırladık. Bütün şehirde özellikle gençlerin eğitimine, üniversiteye hazırlıktan tutun, burs vermeye kadar. Bakın bir tek burs verilmiyordu. Bizden önce bir tek burs verilmiyordu. Biz şu anda 75 bin üniversite öğrencisine burs veriyoruz, burs. Ha yanlış söyledim, pardon yanlış söyledim. Bir kişiye verilmişti. Ya da birkaç kişiye verilmişti. Bir kişiye, işe bugün girmiş bir kişiye, öyle tarifleyeyim size. İşe bugün girmiş bir kişiye bir hafta sonra tam 200 bin dolar burs verildi. Bir, hem de bu kişi metro şirketinde çalışmak için alınan bu kişi Amerika'ya burs verilerek Amerika'ya yollandı. Ama ne bursu biliyor musunuz? Amerika'da siyaset bilimi, metroyla siyaset biliminin alakası var mı? O kişi şimdi İstanbul'dan milletvekili adayı. Öyle burs verildi. 4-5 tane ama biz Allah'a şükür 4 yılda toplam 210 bin gencimize üniversite bursu verdik. 210 bin. Herkes adil ve eşit fırsatlar yakalasın istiyoruz. 16 milyon insana eşit davrandık. Bu kentte herkesin ihtiyaçları görülsün. Bakın 4 yaşından küçük çocuğu olan annelere çocuklarıyla birlikte ücretsiz ulaşım kartı verdim. Biliyorsunuz değil mi? Bunu niye verdik? Bunu niye keyfimizden vermedik? Ben gittiğim hanelerde bana özellikle Sultanbeyli'de birçok hanede ev ziyaretinde bana anneler dediler ki biz gidemiyoruz bir yere. Çocuğumu sağlık ocağına bile götüremiyorum. İstanbul'u gezemiyorum. Benim İstanbul'da yaşayan bir anne bebeğini yanına alacak, sağlık ocağına gidecek. Dolaşamıyorsa, cebinde ulaşım parası yoksa ondan tasarruf edecek, alacak yanına bebeğini, İstanbul'u gezecek kardeşim, gezecek. Ne dediler? Hatırlayın seçimi, bakın unutmayın bunları. Ben bütün hanımefendilere sesleniyorum. Bugün 350 bin anne bu karttan faydalanıyor. 350 bin. Helal hoş olsun. Sevgili anne, ne dedi biliyor musunuz meydanlarda Sayın Cumhurbaşkanı? Kimin parasını kime veriyorsun dedi. Ben de ne dedim? Vallahi sizi ilgilendirmez. Milletin parasını millete veriyorum dedi. Dolayısıyla 16 milyon insanımıza eşit hizmet etmeye devam edeceğiz. Üretken bir kent inşa edeceğiz. Üretken bir kent. Ve bunun için çalışacağız. Son derece yüksek bir şekilde.
kreş açıyoruz. Kreş. Bebeklerimiz, çocuklarımız dünyanın gerisinde kalmayacak. Çocuklarımız kreşe gidecek. Anneler de kendine iş bulacak. İş bulacak. Gençlerimize bölgesel istihdam ofisleri üzerinden iş buluyoruz. 110 bine gidiyor sayısı. 110 bine. 110 bine. Ve yurt açtık. Bakın, koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir öğrenciyi bile yatıracak yatağı yokken bu Eylül'de, önümüzdeki Eylül'de tam 5000 yatağı olacak. 5000. 5000. İşte tüm çocukların, tüm gençlerin birbirleriyle eşit fırsatlara kavuşsun istiyoruz. Biz onun için Sultanbeyli'de Mimar Sinan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'ni açtık. Onun için 220 kişilik Kemal Tahir Kütüphanesi'ni açtık. O bakımdan bütün İstanbullulara hizmet veren kaliteli yerler organize ediyoruz. Bütün gençler başta olmak üzere bölge sakinlerinin spor ve sağlıklı yaşamlarını sürdürebilmeleri için 100. yıl spor tesislerini açtık. Pırlanta gibi. Hem de sorunları vardı. Mülkiyet sorunları vardı. Yanlış ihale süreçleri vardı. Oturduk Sultanbeyli Belediyesi ile aynı masada çözdük. Ya kardeşim, Sultanbeyli Belediye Başkanı ya da orada çalışanlar Fizan'dan gelmedi ki. Benim yurttaşım, benim vatandaşım. Benim arkadaşlarım biliyor, çalışma arkadaşlarım. Onlar da biliyor, onlar da. Bütün belediyeler biliyor. Hiçbir gün yapılacak bir hizmetin önüne bırakın taş koymayı. Önünü açmak için elinizden geleni yapacaksınız dedim arkadaşlarıma. Yapacaksınız. Bu bir anlayış değişimidir. Olması gerekendir. Onun için işte sosyal yardım olsun, çocuklar olsun, gençler olsun bizim önceliğimiz. Şu yardımla ilgili videomuz varsa onu da bu ara bir koyalım. Vatandaşlarımız aslında İstanbul'a nasıl bir yaklaşım gösteriyoruz onu da görsünler isterim. Hazır mıyız? İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleriyle İstanbulluların yanında. Bu şehirde yoksulluğun kalmaması, bizim bu tür dağıtımlara ihtiyaç duyulmayan bir kent olmamızdır hedefimiz. Süt her çocuğun hakkı diye hayata geçirilen Halk Süt Projesi ile bu zamana kadar tam 221 bin çocuğa 20 milyon litrenin üzerinde süt dağıtımı yapıldı. Fakir insanlar var. Çok güzel bir proje. Allah dağıtana da razı olsun. Onu zamanında vermeyenler de vardı. Yeni doğan bebeği bulunan hanelere bakım malzemelerinden beşiğine, kıyafetinden bezine kadar ilk 4 ayda ihtiyaç duyabileceği bütün malzemeler sağlanıyor. Süt masrafı, bez masrafı, mama masrafı, her şeyi masraf. 4 ay aileyi bayağı bir rahatlatır. İstanbul'da 0-4 yaş arası çocuğu olan tam 500 bin anne, anne kart sayesinde ücretsiz seyahat ediyor. Anneler için de bu çok büyük bir fırsat. Başın parası düşünmez. Dezavantajlı mahallelerde ilk öğretim öğrencilerine ücretsiz beslenme paketi dağıtılıyor. Bu okuldaki bütün çocuklar eşit bir şekilde beslenmesini alacak. Bu konuda mutluyum. Üniversite öğrencilerine toplamda 4500 TL burs veriliyor. Burs başvurum olumlu sonuçlandığı için hesabıma ilk günden param yattı. Sen Oku diye eğitim desteğiyle ilk orta ve lise çağında engelli, şehit çocuğu veya anne baba kaybı yaşamış öğrencilerin tamamına yılda bir kereye mahsus 500 TL nakdi destek sağlanıyor. Çok kıymetli buldum ben bu hareketi yani. Şehit diyorsunuz, yetim diyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni yuva kuracak olan çiftleri de unutmadı. 10 binin üzerinde çifte 7000 TL'lik nakdi destekle çiftlerin mutluluğuna katkı sağlanıyor. Devir zor, yaşam zor, hayat şartları gerçekten zor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından evsizlere yönelik ilaç, tedavi, barınma gibi hizmetler de veriliyor. Biz sosyal yardımları en üst seviyeye çıkaracağız. Bakın, sosyal yardımla ilgili ahlaki bir tarifi buradaki özellikle hanımefendilerin huzurunda yapmak istiyorum. Lütfen bunu bilin.
Devlet vatandaşının eksiğini gidermek zorundadır. Açta açıkta ihtiyacı olan bir vatandaş var ise onun eksiğini tamamlamak devletin sorumluluğudur. Bu anayasada var, bunu ben demiyorum. Dolayısıyla ister iktidar hükümet olsun, ister belediye olsun, ister başka bir kurum. Şunu unutmayın, hakkınız olanı alıyorsunuz, hakkınız olanı. Hiç kimse size lütufta bulunmuyor. İster hükümet, ister büyükşehir belediyesi. Bunun adı kim olduğunun önemi yok. Onun için vatandaş hakkını aldığını bilecek. Kimse cebinden para vermiyor size. Millete ait olan bütçesinin size dağıtması gereken kısmından bahsediyoruz. Onun için helali hoş olsun. Helali hoş olsun. Sultanbeyli bazı ihtiyaçları giderilmesi hususundaki projelerimizi duysun. Su ihtiyacına dönük Ömerli içme suyu arıtma tesisini hizmete tamamladık. Özellikle gıdaya erişebilme konusunda bu sıkıntılı dönemde başta öğrenciler olmak üzere bir tane de burada var ve çalışanlar olmak üzere kent lokantaları açtık. Biz çalışmaktan yığmayız. Biz hizmet etmekten yorgun düşmeyiz. Kat be kat fazlasını yapacağız, size söz. Sultanbeyli'nin içinde bulunduğu 5 ilçenin artan atık su ihtiyacı ile ilgili, onun dönüştürülmesi, temizlenmesi ile ilgili Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Tesisini hızla tamamlayacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı ve Beylikdüzü arasında İstanbul'u ayağa kaldıracak önemli bir proje hazırlıyoruz. Projesi bitmek üzere, finansmanın görüşmeleri yapıldı. İnşallah 14 Mayıs sonrası hükümetimizin İstanbul'a dair en önemli projelerinden birisi, ta bu bölgeyi Beylikdüzü'ne kadar bağlayacak olan Hızray projesi olacak. Bu metro ne yapacak biliyor musunuz? Sizi buradan Beylikdüzü'ne tam 50 dakikada götürecek. 50 dakikada. Bu önemli bir proje. 11 metro hattını da birbirine bağlayan önemli bir kesen hat olacak. Dünyada en önemli, en vizyoner raylı sistem projelerinden birisi. Dolayısıyla inşallah çok yakında bu anlamda hizmetlerimiz devam edecek. Yine Sultanbeyli Kurtköy metro projesiyle ilgili son aşamalarına geldik. İkinci aşamaya geçeceğiz. Adil Mahallesi Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nin yapımı devam ediyor. Sultanbeyli Gazi Kreşi'nin temelini attık, inşaatı devam ediyor. Tüm bu yaptıklarımızı siz bir de 14 Mayıs'tan sonra ahlaklı, nitelikli bir hükümet belediye işbirliği ortamında düşünün. Bir de öyle düşünün. Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe metro hattı hiç engellenmeseydi mesela nasıl tam gaz giderdik? Finansmanı bakan tarafından 1,5 sene bekletilmeseydi nasıl tam gaz giderdik? Bir de öyle düşünün. Metro çalışmalarının tıkır tıkır işlediği bir İstanbul düşünün. Ne güzel olurdu değil mi? Çok güzel olurdu değil mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Zaten çok güzel olacak. Çok güzel olacak. 14 Mayıs'ı hep birlikte memleket adına bir demokrasi ve adalet bayramı haline getireceğiz. Unutmayın, bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız. Bu ülkenin sahibi milletin olduğunu herkese göstereceğiz. Yöneticilerin, devletin yöneticilerinin milletin karşısında gücünü gösteren değil, sert, böyle işte kaşı çatık, suratı asık, bağırır döver gibi, söver gibi, sanki birini tarif ettin değil mi? Öyle davranmak olmayacak. Güler yüzlü. Vatandaşına tevazuyla bakan, iyi niyetle bakan, güzel konuşan, vatandaşın
haklarını savunan yöneticinin haddini bildiği rejimin adıdır Cumhuriyet. Bunu unutmayın. Cumhuriyet yöneticinin haddini bildiği rejimin adıdır. Sevgili Sultanbeyli halkımız, İstanbul'un bütün bu sorunlarıyla ilgili o düzeyli, o sistemli, o nitelikli, o ahlaklı sürecin oluşması için ne yapacağız? 14 Mayıs'ta oylarımızı kullanacağız ve 15 Mayıs sabahı bu ülkenin Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yapacağız. Şimdi İstanbul'un en önemli konularından birisi deprem. Depreme hazırlık çok boyutlu bir iştir. Bu büyük iş için devletiyle, belediyesiyle, büyükşehiriyle, ilçesiyle, özel sektörüyle, bilim dünyasıyla, meslek örgütleriyle, vatandaşlarıyla birlikte tam bir seferberlik yapacağız. Bunlarla yapamadık. Masalarına gittik, anlattık, konuştuk. Hepsi şöyle. Konuşuyoruz, anlatıyoruz. Ben söyleyeyim mi bürokratları? Hepsi yukarıya doğru bakıyor. Bir yerden haber gelecek, talimat gelecek, öyle hareket edecekler. Aynen böyle bak, abartmıyorum. Bir şey anlatıyoruz, bana söyleme, oraya söyle diyor. Bu düzen değişecek. Biz bu memleketin liyakatli insanlarına, işinin ehline süreci bıraktığın zaman bu memleketin insanları, bu milleti yukarıya doğru tırmandırır. Onun için Sultanbeyli, İstanbul'u, bütün Türkiye'yi depreme hazır hale getirmek için bir kentsel dönüşüm seferberliği başlatacağız. Memnuniyetle görüyorum ki Millet İttifakı bütün unsurlarıyla bu görevi üstlenmeye hazır. Millet İttifakı kimlikli, nitelikli bir kadroya sahip. 6 siyasi partinin üst düzey, çok kimlikli, bu milletine hizmet etmek için kadrolarıyla hazır. Birazdan burada olan il başkanlarını, milletvekili adaylarını davet edeceğim. Beraber sizi selamlayacağız. Gerçekten bu seçim parti seçimi değil. Bu seçim bu kötü gidişe dur deme seçimi. Allah aşkına 21 yıl bu ülkeyi yöneteceksiniz. Bugün gelip hala çek çak, sizi yoksulluktan kurtaracağız, sizi şunu yapacağız, bunu yapacağız. Allah aşkına geçin bunları. Bu millet sizi 14 Mayıs'ta evinize yolluyor, evinize yolluyor, evinize yolluyor. Gidin evinizde eşinize, çocuklarınıza hizmet edin. Bizi ilgilendirmiyor. Evinize yollayacak. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaletli, vicdanlı yönetimi altında çalışacak çok güçlü bir kadromuz olacak. Ülkenin yeni yönetimi olarak 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'nin önüne bilimin, ortak aklın, milletiyle çalışmanın, bakın sizin evlatlarınız da çalışacak bu kadro, sizin evlatlarınız da. Bir avuç insanın evlatlarıyla değil, sizin evlatlarınız da çalışacak devlet kademelerinde. Ortak aklın sesini yansıtan önemli bir plan koyacağız. Hızla kolları sıvayacağız. Ceketi çıkaracağız. Gömleğin kollarını sıvayacağız. Kravatı çıkarıp yola koyulacağız. Bugün çıkarmayacağım, yanlış anlamayın. Buradan Denizli'ye gideceğim, oradan Çorlu'ya geleceğim. Onun için çıkarmayacağım. Ama ben kollarını sıvamaya hazır bir kardeşinizim. Hazır bir hemşerinizim. Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm zamana karşı yürütülen bir can kurtarma operasyonudur. Can. Can kurtarma. Boşa harcayacak tek bir kuruşumuz ve zamanımız yok. Bu seferberliği İstanbul'da başlattık. Göreve gelir gelmez bütün Türkiye'de başlatacağız. Ranta dayalı bir süreçten bu süreci kurtaracağız. Depreme hazırlığın önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Sorumluluğu hep başkasına atan, hesap vermekten kaçan yönetim anlayışını kaldırıp çöpe atacağız. Depreme hazırlığın önündeki en büyük engel zihniyettir, zihniyet. Biz iktidara geldiğimizde bir laf çıkardılar. Efendim
TOKİ'yi kapatacakmış. Hayır, öyle bir şey yok. Nereden çıktı? Uyduruyorlar. Öyle bir laf yok. TOKİ'yi asli görevine döndüreceğiz. Asli görevine. TOKİ, sözlerimizi çarptırmasınlar. TOKİ'nin görevi nedir biliyor musunuz? Dar ve orta gelirlerinin umutlarını yükselten, onlara sosyal konut üreten bir kuruluştur. Bunlar o işi unuttular. Sosyal konuta ağırlık vermeyi unuttular. Kentsel dönüşümde öncü olmalıdır TOKİ. Onu da unuttular. Biz devletin kurumlarıyla hiçbir sorunu olmayan bir ekibiz. Bizim kişisel hırsları kamu yararının önüne koyan asla ve asla tek bir arkadaşımız bile olmayacak. Biz TOKİ'yi asli görevine döndüreceğiz. Liyakatli, işini dert edinen, kamu faydasını ön planda tutan, dar gelirliye konut üreten bir kurum haline getireceğiz. Kurumun başındaki yöneticileri becerikli olmayanlar evine gidecek, becerikli olanlar bizimle çalışmaya devam edecek. Yolun sonunda biz düzeyli bir süreci ortaya koyacağız. Kiptaş, bakın Kiptaş başardı. Bu zor ekonomik koşullarda sabit taksitle, bak faiz almadan sosyal konut üretilebileceğini ispatladı. Temel attık, bitirdik ve millet o evlerde oturuyor. 1,5 senede, 2 senede ve her ay sabit taksit ödüyor. Ama TOKİ faizle sosyal konut sahibi yapıyor. Hem de birleşik faiz üzerinden. Her yıl artan taksitlerle süreci yönetiyor. Evin altından kalkamıyor insanlar. Onun için sadece faiz konusu da değil ki. Başka sorunlar da var. Bakın 50 bin 100 bin konut kampanyaları açıkladılar. Kuralları çekip hak sahiplerini belirlediler. O ailelere umut verdiler. Ne oldu? Yıllar geçti. Bırakın bitirilmesini, temeli atılmayan proje var biliyor musunuz? Bakın örnek vereyim size hemen yanı başınızda. Mart 2019'da TOKİ 50 bin konut kampanyasında Tuzla'da 508 konut üreteceğim dedi. Kuralları çekti. Vatandaşları belirledi. Ne zaman temel attı biliyor musunuz? Tam 2,5 sene sonra 2021'de. O da niye biliyor musunuz? Yanı başında biz Kiptaş olarak konut yapacağız diye alelacele temelini attılar. Bakın aradan 4,5 sene geçti. Onların binaları hala temel aşamasında. Biz Kiptaş olarak binaları yaptık, bitirdik, insanlar içinde oturuyor. Hem de sabit taksitle ödüyorlar. Sabit taksitle. Onun için bakın yine Tuzla'da 21 bine yakın konut yapacağım dediler. Nasıl yapacak, ne zaman yapacak hiç belli değil. Geçenlerde açıklama yaptılar. Yok efendim orada imar sorunu varmış. Orada mülkiyet sorunu varmış. Yahu devletsin, kamulaştırma yetkisi sende, para sende, bütçe sende, neyi çözemedin? Onun için bakın Kiptaş'ta nasıl çözdük, Kiptaş'ta nasıl bir devrim yaptık, aynısını memleketin diğer kurumlarında yapacağız. Göreceksiniz biz aynen Tuzla'daki gibi yan yana koyun. Birisi 2019'da çek çak temel atacağız dediler, atmadılar. 2021'de attılar, şu anda temel aşamasında. Biz 2022'de başladık, bir yılda bitirdik. Millet içinde oturuyor. Bir yılda, hem de bir yıl erken bitirdik. Onun için bizim amacımız milletimize hizmet. Bizim çözümdür yolumuz. Vatandaşın sorununu çözeceğiz kardeşim. Derdimiz bu. Ya derdimiz milleti kandırmak değil. Seçimden önce milletin oyunun avcısı olmak hiç değil. Hiç değil. Milletin gönlüne gir, işini yap. Hesap verebilir, şeffaf bir yönetim geliyor sevgili hemşerilerim. Türkiye'nin tamamını, bütün kurumlarını, bakın devleti tekrar kurumlar ve kurallar devleti haline getireceğiz. Sözlerimizi mutlaka tutacağız. Vatandaşlarımıza asla mahcup olmayacağız. Sultanbeyli'ye hizmetlerimiz devam edecek. İstanbul'a hizmetlerimiz devam edecek. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye, Türkiye'nin bütün kurumlarına bambaşka bir dönemi hep birlikte başlatacağız. Hep birlikte başlatacağız. Şimdi ben Denizli'ye yola çıkacağım. Birazdan da
il başkanlarımız, milletvekili adaylarımızı anons edip yanımıza alacağız. Konuşacağız. Sevgili hemşehrilerim, 14 Mayıs hepinize kalp yapacağım. 14 Mayıs milletin seçimi. Bir avuç insanın gittiği, milletin iktidar olacağı bir seçim. Buna hep birlikte çalışmalıyız. Evlatlarınız için, çocuklarınız için. Her şeyi ben bilirim anlayışı gidecek. Mülakatlarda insanların elendiği, haksızlığın yapıldığı dönem bitecek. Adalet kişiye göre, tanıdığına göre, dayısına göre değil. Adalet herkese gelecek, herkese. Böyle bir dönemi var etmek milletçe elimizde. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışmaya, güler yüzünüzü herkese göstermeye, özellikle sevgili gençler, arkadaşlarınızla konuşacaksınız ve birleşe birleşe kazanacağız ve birbirimizi ikna edeceğiz. Koşa koşa, coşa coşa sandığa gideceğiz. Sandıklara sahip çıkacağız. Bakın, Türk bayraklarımızla o gün bütün İstanbul'u, bütün Türkiye'yi, bak seçim günü, bütün Türkiye'yi şölen yerine, demokrasi bayramına dönüştürmeye hazır mıyız? Milletin iktidarını kurmaya hazır mıyız? O zaman teşekkürler Sultan Beyli. Son söz Ali benim yerime söyledi ama her şey kurban olurum dilinize. Unutmayın, evinize gittiğinizde şunu kalbinize koyun. Kazanıyoruz. Millet kazanıyor, millet. Millet kazanıyor. Millet kazanıyor. Bunu unutmayın. İnşallah oylarımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, oylarımız Millet İttifakı'na. Kalın sağlıcakla. Ben Kemal. Sağ ol başkanım.